Herkese günaydın. Bugün günlerden 36 saatliği sonlandırma. 8. seviyeye geçtim arkadaşlar. Ben gruptan 2 gün önce geçtim. Çünkü zaten normalde böbrek temizliğini yapmayan bir insanım. Size göstermek isteyeyim. Kombuç çayımla yapıyorum. Saat 10. Ben yemediğim için, aman spirulina karışımı içmediğim için bunu deniyorum. Alma gereği duymadım, bilmiyorum ya, güvenemedim, edemedim. Reklam yapacağım bir ürün de vardı ama işte yani güvenemediğim için şu an böyle duruyor markasına falan. Ben de ne dedim kendime güzelce, kombuça çayı bakın 200 ml kadar. Güzel geçti 36 saatlik oruç, biliyorsunuz yaz ayları sıcak, biraz açlık değil de açlığı hemen beyinde hallediyor. Niyet yapıyorsunuz, bağırsakları boşaltıyorsunuz, açlık hissetmiyorsunuz. Ama iş gelince, susuzluğa gelince iş değişiyor. Biraz zorluyor, ağız kuruyor, dudak kuruyor. Sonuçta hastalıklı hücreler de kendi kendini yiyor. Varsa eğer şu an yediğim o serbest günlerdeki yiyeceklerin etkisini öldürüyor diyeyim ben size. İyiyim. Kanalımın bir sorunu vardı, onu hallettik Allah'a şükür. O yüzden video paylaşmadım. Çünkü emeklerim heba olabilirdi. AdSense hesabımız tanınmadı. Onunla ilgili bir sorun yaşadık. O sorunu da hallettik. Yolumuza devam edelim. Betül Hanım çok teşekkür ediyorum. Merak ediyorum hangi ülkedesiniz ya da Türkiye'de misiniz? Kombuça çayınızı becerebilirsem ben size vereceğim. Kefiri de aynı şekilde becerirsem ben size vereceğim. Şu an bir sorun yok, sıkıntı yok kefirde. Gülcan ablacığım biz çok iyiyiz, sen ne yapıyorsun, nasılsın, hayat nasıl gidiyor? Eski kadar yazmıyorsun bana. Yazılarını bekliyorum ben. Dediğim gibi öyle bölünmeler oldu şeyden dolayı, kanalımdan sorundan dolayı arkadaşlar. Sizler nasılsınız, beni dinleyen edenler, arada bir yorum yazanlar, 8. seviyeye geçtim. Devam ediyorum. Ben çok soru geliyor burada. Bu programla ilgili en doğru kaynağı grupta elde ediyorum. Ya da Telegram'da Ahmet Bey'in sesi var. Oradan edinebilirsiniz. Çünkü ben yanlış yönlendirebilirim. Yanlış bilirim. Çünkü ben kan grubuma göre besleniyorum. Yediğim vardı, yemediğim vardı, uyguladığım vardı, uygulamadım. Mesela çörek otuyla yağ önerilmiyor. Bunu bir arkadaş sormuştu. Onu kesinlikle biliyorum. Ama onun dışındakilerini de bilmiyorum. Yani zaten bu seviyelerle birlikte kür yapmaya hiç gerek yok. Sadece harfiyen makalelerde yazanları uygulayacaksınız. Onun dışında da çıkmaya gerek yok. Çaya, şuna, buna, yeşil çay içebilirsin. Serbest olan çaylar. Hani alıyorlar işte gün boyu çay içiyorlar. Yani gerek yok. Gerek yok arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz üzere kombuça çayım. Ne yapacağım? Tuzsuz salatam var, zeytinli yemeğim var, kefirim var, yoğurdum var. Bunlar beni gün boyu tok tutacak. En güzeli de kefirle yoğurt. Kefirle yoğurt güzel bir şekilde hayvansal da alacağım için seviniyorum. Çok iyi olacak. 3 günlüklerde de biz hayvansal gıda tüketmeyince vücudum aramadı gerçekten. Hani niyet önemli, yapacağımı eskide derdim, ay düş köklerim gitti. Bir gün az yesem bile yoğurdu öyle derdim. Halbuki de kafa beynine gidiyorsa. Mesela dünden önce bir iştah patlamam vardı, zorlanıyordum. Ondan sonra bayağı bir zorlanıyordum. Ama bugün yok. Yani dün niyetlendikten sonra bitti. İnşallah başlıklarla beraber de tamamen o etkisini yitirecek. 8. seviye bittikten sonra da normal bir şekilde düzene devam edeceğim. Ama açlıklar vücuduma o kadar faydalı ki arkadaşlar, ben anlatamam ya. Her şeyi odaklanma, her şeyi dengeliyor. Sadece bugün biraz uykusuzum. Nedense halbuki gece de erken bir yattım. Uykusuzum, öyle erken yattım, erken kalktım diye. Ama yine de uykumu almamışım. Belki sesim tuhaf gelebilir. Niyet önemli. Karar verme önemli, zayıflamadı. Bak ne olursa olsun işte bu programı yapın yapmayın. Önemli olan sağlam niyettir. Yani işte beyninizi anlatacaksınız. O zaman bile uyguluyorsunuz harfi harfi. Yani inanmaktır. İnanmak çok önemli. İnanınca her şeyi yapıyoruz.
kefir ve ayran vakti arkadaşlar. Doğal yoğurdumu da size gösterdim. Ve yanımda kefirim var. Onu da göstermiştim. İkisini de kendim mayalamıştım. Mayaladım tabii ki köy yoğurduyla birlikte. Sağlıklı probiyotik olsun diye. Bugünkü öğünüm de tuzsuz beslenme günümdür. Tuzsuz gideceğiz çünkü açlıktan sonra jilet gibi bağırsakları temizlesin diye. Salatamı yiyeceğim. Yedim. Arkasında tabii ki kefirle yoğurt tüketeceğim. Turşu var, güzel bir menü, kan grubuna göre beslenme. Hiçbir şekilde ne bulgur, ne gluten, hiçbir şekilde hiçbir şey almayacağım bu süreçte. 2 hafta sürecek. İnşallah kazasız belasız bunu da atlatırım. Limon yemediğim için sorun yok. Limonsuz hayır. Tuzsuz hepsi yemem arkadaşlar. Biraz baharat koydum. Sakıncası yok. Tam da böyle güzel oldu kabak. Haylan kabakla yaptım. Tabak tadıma göre. Zaten bugün tuzsuz beslenme var. Yani normal yemek kan grubuma göre beslenme devam ediyor. Şöyle göstermek istedim. Bir de dini oruç tutacağım. Dini oruç tutarsam da akşama kadar su içmeyeceğim valla. Ama bu oruç var ya, o kadar çok iyi geldi ki dünkü. İştahımı kesti, kapattı, yeme isteği gitti. Ama kambuç çayı biraz tansiyonumu oynattı. Bu da işin gerçeği. Çünkü zaten dün almadım tuzu, bugün de almadım tuzu. Sirkeyi de içinde bulunduğu için galiba bayağı bir oynattı. Bunu da yeni öğrendim. Sirke de tansiyonu oynatıyor diye. Şöyle masama koyayım ben yemeğimi. Yemek bitiyor. Biraz size çekeceğim. Islıklık arkadaşlar. Allah benim mahallede 10 numara ya. 10 numara ya. Bunun bahçesi çok güzel ya böyle. Çok hoşuma gidiyor. Hava kararıyor. Dolmalık almam gerekiyor ama elini çabuk tutmam gerekiyor. Kurumaları için biberlerin. Annem aldım olmadım onu da bilmiyorum, aramadım. Biraz Antep biberi yapmak istiyorum. Güzel kırmızı oluyor. İnşallah kurutabilirim. Zaten arabayla satıcılar geliyor. Sabah utandım, bağıramadım buradan oraya. Gördüğünüz yer yola. Adamlar da gitti, o yüzden de isteyemedim. Dolmalımı da yaptım. Sadece bir konserve kalıyor. Bir de domates salçası kalıyor. Biber salçam. Bakalım ne yapacağım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Size öğle yemeğimi çekmeyi unutmuşum. Yani aklıma geldi. Biraz kafa karışıktı. Yani tuzsuz salat olarak ne yedim açıklayayım ben size. Kefirimi paylaştım. Güzelce benim salatalıklar vardı, küteler. Hıtta ya da acur diye geçiyor Antep'te. Ben onu tuzsuz bir şekilde zaten yiyoruz. Zeytinyağı atmadım. Zeytinyağı kokuyor. O yüzden de biraz dedim mide bulantısı yapabilir. Limonu sıkarsam dedim tansiyon düşer ve zaten kambuç çayı düşürdü, kambuç çayı bir türlü düşürdü yani. Şu anda iyiyim. Güzel bir şekilde kütür kütür yedim, sorun yok yani. İyi geldi, enerji verdi. Onunla evimi temizledim, sildim, süpürdüm. Bayağı da enerji verdi. Yarından güzel kan grubuma göre et yemeği yaparım. Et ihtiyacım var. Zaten de yiyebiliyorum, kefir falan da. Onlar da çok tok tutuyor bu arada. 250 gram olacak yani, bugün 200 gramdı. Harika bir şey. Kefirin tadı harika gerçekten. Benim küçük kızım biberonu ile içti. Önce bir kaşıkla tattırdım, istedi, kendi istedi. Sonra da biberon ile birlikte. O da onun bağırsaklarını çalışacak. Çocuklara da yedirebilsem ne mutlu bana, ki benim büyük yemiyor. Büyüğün canı istemiyor çünkü büyük tiskindi. O yüzden istemiyor. Az önce yürüyüşümü de yaptım. Yürüyüşüm de bitti. 15 dakikalık bir yürüyüş hakkı vardı.
Onu tamamlamış oldum. Güzel bir şekilde yürüyüşüm de bitti. Çekmişim arkadaşlar. Bir hata etmişim. Eğer sesim iyi gelmezse bilemeyeceğim ya. Yemekler yenin, bir spor yapıldı. Görüntüde gördüğünüz gibi eğer bir teknik hata olursa izleyeceğim. Ona göre paylaşacağım. Bol bol suyumu içeceğim ve günü kapatacağım. Hoca dezen veriyor. Herkese bugünlük bu kadar diyeyim ben. Yarın görüşmek üzere.